Selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda iki tane özel şey anlatacağım size. Birincisi arkadaşlar, oyunun başından beri halbuki insanların nasıl marketi ele geçirdiği ortaya çıktı. Bu bir. İkincisi ise arkadaşlar, biliyorsunuz ki bu hafta içi bir tane video çekmiştik. Coins kasma taktiği dünyada ilk. PlayStation 4'teki kullanıcılar, yani PlayStation 4'teki o GX ailesi sayesinde hepimiz kâr çektik arkadaşlar. Şimdi size bunu nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı, saat kaçta yapacağımızı ilk başta videonun başına göstereceğim. Ardından günün videosuna geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle PlayStation 4'te oynayan kardeşlerim, siz bu hafta için ben size Team Fitness'ı alın. Kaçtan alacağınızı söyledim. Artı 30 takım kondisyonlarını alın dedim. Kaçtan alacağınızı söyledim ve ne zaman koyacağımı cuma günkü videoda söyleyeceğiz dedim. Ve şu anda cuma günü geldi ve bu videoda şimdi size kaçtan koyacağımızı göstereceğiz. Arkadaşlar şu anda bu takım fitness'larının piyasası artmış durumda. 1400 coin'den gidiyor şu anda minimum price olarak. Dilerseniz şöyle marketten de bir bakalım. Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Şöyle hemen markete giriyoruz. Fitness diyoruz arkadaşlar. Şurayı şöyle arttıralım. Bu arada video başlamadan şunu söyleyeyim. Dünkü videoda dedim ki Süper Lig'de upgrade alacak videoları. Dedim ki 1000 beğeni gelirse çok sevinirim. 1200 beğeni geldi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kanala ilginiz için çok teşekkür ederim. Ben sizler için arkadaşlar gerçekten kaliteli içerik üretmeye çalışıyorum. Böyle zamanınızı boş harcayacak böyle salak salak videolar yerine, işe yaramaz videolar yerine güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Çok sağ olun ki sizler de bunun karşılığını bana veriyorsunuz arkadaşlar. Çok sağ olun, var olun. Dediğim gibi beni destekliyorsunuz. Çok teşekkürler. Bu videoda da sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. İnanın ki bunu da Reddit'ten falan yaklaşık 7-8 sayfa full İngilizce bir şeyler okudum. Ve benim bu coin siteleri nasıl coins yapıyor videosundaki adama da sordum. O da onay verdi. O yüzden bayağı bir araştırma yaptım ve ondan sonra bu videoyu çekiyorum. Bu videoda arkadaşlar sizlerden dediğim gibi 1000 beğeni tekrardan zorlarsak çok sevinirim. Yani gelse de olur, gelmese de olur ama beni motive ediyor gerçekten. Çok motive ediyor arkadaşlar. O yüzden bu videoyu da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar facecam'ı alayım. Tamamen dikkatiniz şimdi oyunda olsun. Biliyorsunuz ki biz o gün videoyu çektik. Dediğim gibi PlayStation 4'te oynayan kardeşlerimle birlikte biz bu kârı yapacağız. Nasıl kâr edeceğimi de sizlerle birlikte anlattım. Şu anda dersiniz şu kontratların ne kadara gittiğini arkadaşlar bir bakalım sizlerle birlikte. Şu anda mesela bir tane var. Bakalım ona bid basılı mı? Görmüş olduğunuz gibi buna da bid basılı. Yani bunların gittiği piyasa arkadaşlar 1400 coins şu anda. Bizim aldığımız günden beri bile 100 coins artmış durumda ki yarın daha da fazla artacaktır arkadaşlar. Şimdi biz bu kontratları, fitness'ları nasıl koyacağız onu öncelikle size söyleyeceğim arkadaşlar. Ve dediğim gibi hani lütfen hepiniz destek olun. Bir tane bile kart koysanız arkadaşlar bu GX ailesine yararınız olacak. Marketteki price'ları, marketteki fiyatları değiştirip tamamen kendimize kar olarak dönüştüreceğiz arkadaşlar. Öncelikle sizlerle birlikte şöyle bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Cumartesi günü burayı iyi dinleyin. Saat tam 13:00. Cumartesi günü saat tam 13:00'da arkadaşlar, yani saat öğlen 1'de benim şu anda size göstermiş olduğum filtrede kartlarımızı listeleyeceğiz arkadaşlar. Kartlarımızı tamamen şöyle listeliyoruz arkadaşlar. 2000 başlangıç, 2500 hemen al, 1 saatlik saat 13:00'da herkes bunu böyle listelesin. Bana şimdi diyeceksiniz ki Oğuz abi biz bunu arka arkaya nasıl o kadar hızlı şekilde listeleyeceğiz? Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu. Kumandadaki L1 tuşuna bastığınız zaman zaten otomatik olarak price'i şöyle arttırıp azaltıyor. Yani öyle böyle elinizle yapacağınıza L1'e basarak price'larınızı böyle arttırıp kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey arkadaşlar dediğim gibi şunu da şöyle geriye alıp bunu böyle şunu da şöyle geriye çekip arkadaşlar 2500 yapıp 1 saatlik listelemek arkadaşlar. Saat 13:00'da PlayStation 4'te FIFA oynayan kardeşlerim markete giriyor. Elinde 100 tane mi fitness var, 200 tane mi fitness var fark etmez. Hepiniz sırayla 2000 başlangıç arkadaşlar, şimdi videoda hemen şöyle göstereyim. 2000 başlangıç, 2500 hemen al, 1 saatlik deyip markete koyuyorsunuz arkadaşlar. Öğlen saat 13:00'da bunu yapmaya başlıyoruz. Ve markete o saatte toplamda yaklaşık 5000 tane fitness arkadaşlar koyulacak. Ben zaten 200 tane koyacağım. 200 tane koyacak falan takipçimde çok fazla var. Bu şekilde marketteki arkadaşlar gidişatı değiştireceğiz. Ama buradaki bir önemli nokta var arkadaşlar. Oldu da satılmadı. Oldu da satılmadı, tamam mı? 13:00'da koydunuz, 14:00'da satılmadı. Arkadaşlar bu tekrardan çıkıyorsunuz diyelim, satılmadı diyelim. Buraya geliyorsunuz abi, listeye giriyorsunuz. R2 arkadaşlar, PlayStation'da R2 tuşu. Yani oyuncunun tekrardan aynı fiyattan koymanızı sağlayan bir tuş. R2'ye basıp evet diyorsunuz ve tekrardan aynı fiyattan listeliyor. Bu şekilde marketi 1 saat, 2 saat, 3 saat boyunca sürekli biz elimize tutmuş olacağız arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey
tekrardan göstereyim. 2000 başlangıç, 2500 hemen alt, 1 saatten listelemek arkadaşlar. Diyelim ki satmadı, 1 saat sonra tekrardan var bu transfer listesine girip R2'ye basıp hepsini tekrardan aynı fiyattan listele diyorsunuz. Bu şekilde marketi ele geçirmiş oluyoruz. Yarın saat 13.00'da bütün OGX ailesini bekliyorum. Bütün OGX ailesi marketi ele geçirsin arkadaşlar. Evet, yapacağımız tek şey bu. Yarın saat 1'de markette 5000 tane fitness aynı paradan listelenecektir. Şimdi günün videosuna geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki son zamanlarda popüler olan No Loss Glitch. Abi internet koptu, bana da galibiyet vermedi, bana mağlubiyet verdi, beni maçtan attı ama kontratım falan gitti vesaire mevzusu ortaya patladı. Halbuki bu mevzu arkadaşlar hiç kimse bilmese bile oyunun başından beri maalesef ki coin sitelerinin kullandığı bir mevzuymuş. Leaderboard'a girdiğimiz zaman arkadaşlar burada hemen üçgene basıyorsunuz. Match earnings, top 100 ve all time arattığınız zaman mesela bakın arkadaşlar burada ilk adamın galibiyet mağlubiyetine bakın. İkinci adamın arkadaşlar galibiyet mağlubiyetine bakın ve üçüncü adamınkine bakın. 0 galibiyet, 5886 beraberlik, 1109 mağlubiyet. Bir tane aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Bunlar normal. Bakın. Bakın. Bak. 6 galibiyet. Bakın çoğu bu şekilde arkadaşlar. Buradakilerin çoğu maalesef ki maalesef oyundaki bir oyun açığını kullanarak yapanlar. Bu oyun açığı arkadaşlar oyunun başından beri popüler değil aslında. Ben de bir cümleyi yanlış kurdum. Bu oyun açığı aslında son 1 aydır ya da 2 aydır popüler. Buradan gelip filtreyi aylık yaparsanız yani bu ay içinde olanları yaparsanız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Mağlubiyete, beraberliklere bakın arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde sayılara bakın. Bunu gidip kendiniz de bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi genelde arkadaşlar beraberlik ve mağlubiyet hep var ama galibiyet yok. Şimdi ben size bu adamların bunu nasıl yaptığını yaklaşık arkadaşlar günde bu şekilde nasıl 1 milyon coins kasıp bunların hepsini insanlara çok büyük karlarla sattıklarını anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar normalde sabah bunu nasıl yaptığını bulamamıştım ama sağ olsun ki coin sitelerinin sahibi bu duruma bir açıklık getirdi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bak transfer profitin eksi olmasının sebebi de yaptığı coin siteleri satması arkadaşlar. Bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi bakın hepsini göstereyim size de kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Son 2 aydır arkadaşlar coins kasma siteleri, EA ile anlaşması olmayan coins kasma sitelerinin nasıl coins kastığı bizim sayemizde demeyeyim de yani bizim de çok emeğimiz olarak arkadaşlar Türkçe bir şekilde sizlerle birlikte paylaşacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsinde dikkatinizi çekmiştir ki adamın galibiyetleri bak abi galibiyetlere bakın bak. Aralarda böyle birkaç tane harbiden FIFA oynayan var ama onun dışında hepsi maalesef ki maalesef oyundaki hileleri kullanarak coins kasıp sonra da kendi sitelerine satanlar. Şimdi size bunu nasıl yaptıklarını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bu No Loss Glitch'in yani bu kaybetmeme olayının ortaya patlamasının bir sebebi var. Neden? Çünkü iki kişi de abi yani mağlubiyet alıyorsun. Değil mi? Galibiyet alsan kimsenin ağzı açılmaz abi. Galibiyet win, coin'in geldi temiz. Ama sen mağlubiyet alıyorsun. Sen mağlubiyet aldığın için zaten bu olay patladı. Eğer mağlubiyetler olmasaydı zaten insanlar bunları fark etmeyecekti arkadaşlar mantıken. Bu adamların da kullandığı hack de fark ettiğiniz gibi hiçbir şekilde kendine galibiyet aldırmıyor. Kendi galibiyet aldırmadığı için rakibe galibiyet gidiyor ve bu şekilde rakip de bu adamı hiçbir şekilde raporlamıyor arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde bu adam banlayıp sunuculardan maalesef ama arkadaşlar atılamıyor. Çünkü adamlar galibiyet alır almaz oturuyor yat aşağı yapıyor ve o şekilde bekliyor arkadaşlar. Adamların kullandığı hack'i ben şimdi size anlatacağım. Arkadaşlar bir tane USB var adı ED1 mıydı yanlış hatırlamıyorsam Rus adam söyledi bana. ED1 mı ne? Bu USB arkadaşlar size PlayStation 4 üzerindeki her oyunda karşı rakibinizin oyununuzu etkilemesini sağlıyor. Nasıl mı sağlıyor? Karşıdaki rakibinize lag veriyor. Karşıdaki rakibinizin internetini kopartıyor veya sizin internetinizi kopartıyor, size lose veriyor ama karşıdakine galibiyet götürüyor. Bu USB tamamen modlanabilen bir USB ve her oyunda rakibinizin tamamen kontrol etmenizi sağlıyor ve konsollarda kullanılıyor. Tek kötü özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun sizin PlayStation'ınızın direkt ban yedirmesi. Ama sizin PlayStation'ınızın ban ne zaman yer arkadaşlar? Siz çok şikayet alırsanız, çok dikkat çekerseniz veya çok rapor yerseniz sizin PlayStation'ınız ban yer. Ama bu arkadaşlar sürekli kendilerinin galibiyetiyle mağlubiyet ve veya beraberlik alıp karşıdaki rakibini arkadaşlar
galibiyet verdikleri için hiçbir şekilde raporlanmıyorlar ve bu şekilde milyonlarca coin kasıp piyasaya sürüyorlar arkadaşlar. Bunların piyasadaki tek amacı bu ve bu arkadaşlar şöyle bir şey yapıp da coin kasıyorlar. Bunların hepsi 3 milyon coin kar ediyor arkadaşlar günde. Tamam mı? Günde 3 milyon coin kar ettikleri için dilerseniz şöyle bir markete girelim arkadaşlar. Hemen aratalım. Görmüş olduğunuz gibi player yerine geliyoruz. Cristiano Ronaldo yazıyorsunuz arkadaşlar ve aratıyorsunuz. Cristiano Ronaldo'yu arattığınız zaman şu andaki minimum fiyat arkadaşlar 1 milyon 900 bin. Bu adam 1.2 milyon 1.1 milyona giden bir adamken 1.9 milyonlara kadar arkadaşlar zıpladı. Toplamda şu anda Ronaldo PlayStation üzerinde 1.9 milyona gidiyor ve bu adamların fiyatlarının böyle olmasının tek sebebi bu şerefsizler. Çünkü günde marketten 2 tane Ronaldo alıyorlar arkadaşlar. Günde marketten 2 tane Ronaldo alıyorlar ve bunu yapanlar yaklaşık 100 kişilik bir ekip markete toplamda 250 tane Ronaldo koyup price range'ini yükseltiyorlar. Bu şekilde hem hileden kar ediyorlar hem de Ronaldo başı 800k coins kar edip 800 milyon coin daha ceplerine koyuyorlar ve bu şekilde EA ile balansı olmayan coin siteleri coins kasıyor arkadaşlar. Dediğim gibi günde toplamda 2 milyon coins kasıyorlar PlayStation başına ve bu inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Çünkü bunu yaptıkları zaman sizin gibi tahmin ettiğiniz gibi online sezonda yapmıyorlar. Draft'ta yapıyorlar arkadaşlar. Draft'ta yapınca da şimdi orada lose gitmesine rağmen bunları draft'ta atladın sayıyor. Galibiyet vermese hemen draft'ta atladın sayıyor. Ve sürekli 4'te 4 yapıp gelen bütün paketleri açıp iyi oyuncu çıkartma olasılıkları yüksek olup öyle şekilde de coins kasıyorlar arkadaşlar. Ve bu şekilde marketi ele geçiriyorlar. Dediğim gibi yani gerçekten EA'de bu sene bu kadar çok fazla oyun hatasının olması normal mi değil mi bilmiyorum. Bu Foot Champions'ın çıkması zaten tamamen işin yani seyrini değişti. Çünkü insanlar abi diyor ulan adam 40'da 40 yapıyorsa ben oynamayı bilmiyorum o zaman diyor. Yani adamın mantık bu. Gerçekten arkadaşlar ilginç vakalar dönüyor. Burada da haftalık yaptığınız zaman arkadaşlar görüyorsunuz ki No Loss Glitch patchlendiği için şu anda bu haftalık olarak değil ama aylık olarak dediğim gibi bu ay yani yaklaşık 2 aydır bu adamlar piyasayı bu şekilde ele geçirdi ama dediğim gibi artık EA patchledi. Bakalım yakında ne tarz oyun açıklarıyla ne tarz insanları kandıracak veya ne tarz oyunun içine sıçacak şeylerle bizim karşımıza çıkacaklar hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ama dediğim gibi bu hiç de normal bir şey değil. Ben de bunu Reddit'te falan okudum. Dediğim gibi bir tane modlu USB sayesinde bunu yapıyorlar arkadaşlar. Keşke olmasa diyeceğim ama maalesef ki oluyor arkadaşlar. Çünkü hani bu coin siteleri milyonlarca coin sitesi, binlerce coin sitesi var arkadaşlar. Yani bu adamlar kar etmese zaten bu işi yapmazlar. O yüzden arkadaşlar gerçekten çok ama çok ilginç bir vaka. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın saat 13.00'da PlayStation 4 iyi kardeşlerimden tam destek bekliyorum. Saat 13.00'da bütün takım fitnesslerin 2000 başlangıç 2500 hemen al. Bir saatlik listeleyeceğiz. Oldu ki satılmadı diyelim. Tekrardan R2'ye basıp listeleyeceğiz. Yine mi satılmadı abi? Ondan sonra zaten bir şey yapacak bir şey yok. Demek ki biz marketi ele geçiremiyoruz diyeceğiz arkadaşlar. Veya EA bunun önüne geçiyor veya coin siteleri bunun önüne geçiyor diye biliriz. Yarın dediğim gibi arkadaşlar zaten bundan hiçbir şekilde zararlı değilsiniz. Zaten siz 1300'den aldınız. Şu anda 1400'e gidiyor. 10 tane bile koysanız 1K kar ediyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde hepiniz videomuzu izlediğiniz için çok sağ olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. 1000 beğene yaklaşırsak efsane olur arkadaşlar. Yeniyseniz abone olmayı unutmayınız. Ve yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.